Merhabalar arkadaşlar mutfağıma kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere çilek reçel tarifiyle geldim. Tam zamanında ve tam kıvamında nasıl bir çilek reçeli yapılır bunu sizlerle paylaşacağım. Görüyorsunuz kıvamını gerçekten harika oldu. Lafı daha fazla uzatmadan tarifime geçiyorum. Evet bu şekilde pazardan almış olduğum çileklerim var arkadaşlar. Bunun bir kilo kadarını kullanacağım irilerini 2-3 parçaya ayıracağım. Bu şekilde yapraklarından ayıracağım. Güzelce yıkayacağım. Videomu uzun tutup sizi bunaltmamak için kısa kısa geçiyorum. Çileklerimizi yapraklarından ayırdık. Bu şekilde güzelce yıkadık. 2-3 kere. İrilerini de 2-3 parçaya ayırdım. Güzelce arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi toplamda 1 kilo çilek kullandım. Daha fazla yapmak isterseniz malzeme listemizi katlarıyla azaltıp çoğaltabilirsiniz. Evet yıkamış süzdürmüş olduğum çileklerimi tencereme alıyorum. Evet bu şekilde tencereme aldım ve üzerine iki buçuk klasik su bardaklarıyla iki buçuk su bardağı toz şekerimi ilave ediyorum. Yine klasik su bardaklarıyla üzerine bir su bardağı içme suyunu ilave ediyorum. Üzerine yarım limonun suyunu ilave ediyorum. Evet bu şekilde ağzını kapatıyoruz ve dolapta buzdolabında bir gün dinlenmeye bırakıyoruz. Evet çilekleri dinlendirdik. Bu şekilde suyunu saldı. Üzerindeki şekerleri eridi görmüş olduğunuz gibi çok güzel bir renk oldu şöyle bir karıştırıyorum üzerinde şeker kalıntıları kalmaması için ve bir kevgir yardımıyla çileklerimizi şerbetimizden ayırıyoruz evet, toplamda bir saat kaynattım arkadaşlar reçelimizi 20'şer dakika olacak şekilde videomu atlamadan izlerseniz tüm püf noktalarına görmüş olursunuz Evet bütün videolarımda söylediğim gibi dokusundan kıvamından emin olmadığım hiçbir tarifi kanalımda sizlerle paylaşmıyorum yıllardır yapmış olduğum çilek reçeli gerçekten güzel sonuçlar alıyorum o yüzden de bu güzelliği sizlerle paylaşmak istedim. Evet tüm tanelerimizi aldık. Suyumuzun içerisinden suyumuzu orta ateşte 20 dakika kaynamaya bırakacağız. Evet görüyorsunuz rengini. Ocağıma alıyorum ve 20 dakika kaynamaya bırakacağım. Orta ateşte kaynatacağız arkadaşlar. Evet 20 dakikalık kaynatma süresi sizin gözünüzü korkutmasın arkadaşlar. Reçelimiz dolaptan çıktığı için zaten soğuktu. Zaten reçelimizin önce ısınıp sonra kaynamaya başlaması 10 dakikayı geride bıraktı arkadaşlar. Bu şekilde orta ateşte 20 dakika kaynatıyoruz şerbetimizi. Görüyorsunuz rengine gerçekten harika oldu. Lezzeti de o kadar güzel arkadaşlar. Bu şekilde 20 dakika kaynatmış olduğumuz şerbetimize çileklerimizi ilave ediyoruz ve tekrardan 20 dakika orta ateşte kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar çileklerimiz de soğuk olduğu için hemen kaynama işlemi başlamıyor 10 dakika kaynama süresi daha sonrasında da 10 dakikada pişme süresine devam ediyor görmüş olduğunuz gibi Evet kısa kısa geçelim ne yaptık şerbetimizi aldık 20 dakika kaynattık 20 dakika kaynamakta olan şerbetimizin içerisine tanelerimizi, çileklerimizi attık. Orta ateşte yine 20 dakikada çileklerimizle beraber pişirme işlemine devam ediyoruz. Bu şekilde üstüne köpükler çıkacaktır arkadaşlar. Kaynadıkça köpükleri kayboluyor. Üzerindeki köpükleri almanıza gerek yok. Evet görmüş olduğunuz gibi 20 dakikada bu şekilde orta ateşte kaynattık ve şimdi çileklerimizin altını kısıyoruz kısık ateşte 20 dakika daha pişirmeye devam ediyoruz arkadaşlar toplamda bir saat pişiriyoruz çileklerimizi 40 dakika orta ateşte pişiriyoruz ve son 20 dakikayı da kısık ateşte güzelce pişirme işlemine devam ediyoruz bir saati tamamlamaya yakın bu şekilde Reçelimden biraz aldım arkadaşlar kıvamını kontrol ettim gerçekten kıvamı güzel oldu şu anda reçelimiz kaynar olduğu için biraz çabuk gelebilir size soğuduğu zaman gerçekten muhteşem bir kıvamda oldu rengini görüyorsunuz ılık olmasına rağmen gayet güzel bir kıvam oldu. Evet bu şekilde arkadaşlar eğer kışa hazırlık yapacaksanız kışa saklayacaksanız sıcağıyla koyup ağzını kapatabilirsiniz kavanozlarınızın. Evet arkadaşlar bir tarifimin daha sonuna geldim. Yepyeni tariflerde görüşmek üzere. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kanalıma ücretsiz abone olmayı bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere hoşçakalın.